Oyun çekilmesini istiyorsun demek Hristiyan. Peki seni kırmayayım o zaman. Alo baba, konuşmamız lazım. Çok önemli. Otelde buluşalım. Geldim. Hoş geldin baba. Aa, Şebnem. Sağlık bir herifsin ya. Senin oğlun benim kızımı öldürmeye kalkıyor ve sen hala onu koruyorsun, öyle mi? Şebnem, sonra çık dışarı. Osman, sen burada bekle. Tamam efendim. Sen ne diyorsun? Benim kızım ölüyordu. Şebnem, Eşref Bey gelecek. Çık dışarı dedim. Gelsin. Sırası değil. Bırak kolumu. Gelsin. Öğrenmiş zaten senin ne olduğunu. Gerisini de ben anlatayım ona. Bak. Toparlan, sakinleş, sonra konuşacağız. Hı. Tamam mı? Bana güven. Hadi çık dışarı. Beni dinle lütfen. Sonra konuşacağız, öyle mi? Evet, sonra konuşacağız. İnan bana, bana güven. Serhan. Kahretsin. Gel ya. Bana bak. Ağzını açarsan seni doğduğuna pişman ederim, tamam mı? Sadece kızını değil, her şeyini kaybedersin. Unutma, Caner'i sen öldürdün. İlker'in itirafı elimde. Eğer ben düşersem seni o çukura gömerim, tamam mı? Saklan. Saklan. Hoş geldin baba. Geç. Aradığın iyi olmuş. Ben de seninle konuşmak istiyorum zaten. Çantam. Dün gece yaşadıklarımız yenir yutulur cinsten şeyler değildi malum. Maalesef baba. Maalesef. Bizim için de öyle. Madem buraya kadar geldiniz, söyleyecekleriniz var, ben sizi tutmayayım. Paltonuzu alayım. Siz devam edin. Şimdi aslında ben seni de anlamaya çalışıyorum. Yani yaşadıkların kolay sindirilir şeyler değil. Ama bunların hiçbiri mazeret olamaz, değil mi? Ben bu noktaya durduk yere gelmedim baba. Rica ediyorum, beni suçlamadan herkes kendi hatalarına sahip çıksın. Ben mesuliyetlerimin farkındayım, biliyorum. Ne kadar kahredici de olsa Ali'yi oğlun olarak görememeni de anlıyorum, anlayabiliyorum. Ama biz bunları çoktan geçtik, değil mi Seren? Mevzumuz bu değil yani. Nedir baba mevzu? Evliliğiniz. Dönüşü olmayan bir yola girdiniz. Yeri anlamayacak laflar ettiniz birbirinize. Ben aslında tüm gördüklerimi, duyduklarımı unutmaya hazırdım. İyi, sen hazırsın da biz hazır mıyız bakalım? Duyduklarımızı, gördüklerimizi unutmaya. Ya çıkarken kapıda ettiğin o üstü kapalı tehditleri? Bana bak. İnsanlar boşanır, ayrılır. Ama bunları yaparken efendice yapar. Sizin çocuklarınız var ya. Bizim ailemizin itibarı var. Ben ailemizin itibarını zedeleyecek tek bir şey yapmadım. Burada suçlanacak biri varsa o da kızınız, hatırlatırım. Sen böyle bu inatla gidersen biz senden anlaşamayız. Bak, bu söylediklerimi baba nasihati olarak al. Ve bunca yıllık eşine zarar verme. Benim en son isteyeceğim şey Neslihan'a zarar vermek baba.
Ben karıma aşığım. Bu her zaman böyleydi. 20 yıldır hiç değişmedi. Ben onu çok seviyorum. Ondan başka kimseyi sevmedim. Sevemem. Allah belanı versin. O yüzden boşanmaktan vazgeçtim ben. Maalesef çok geç. Destehan bunu kabul edecek mi bakalım? Ne yapacağız? Zorla mı ikna edeceğiz? Peki baba, geçmişte kızımızı gayet güzel ikna etmiştiniz. Bu yuva sizin sayenizde kuruldu. Hatırlatırım. Üstü kapalı konuşmayı sevmezsin sen. Açık açık konuşalım. Birbirimizi yormayalım. Buna cesaretin varsa buyur. Memnun olurum. Dur bir bakayım. Tam 3 saat sonra buraya bütün basını çağıracağım. Neslihan'ın bir başkasından olan çocuğu 20 yıl boyunca bana nasıl kakaladığını onlara anlatacağım. O aile itibarı diye şişire şişire büyüttüğün o balon var ya, patlayacak. Ya da kızın tıpış tıpış buraya gelecek, benden af dileyecek, koluma girecek, evimize, çocuklarımıza gideceğiz. Hiç bakmayın bana öyle. Dua edin karıma hala aşığım. Yoksa ikinci bir seçenek zaten hiç olmazdı. Beni hiç yanıltmadın biliyor musun? Ben ta en başından beri biliyordum, görüyordum, tanıyordum ben seni. Beni şaşırtan son zamanlarda sandığım adam çıkman olurdu. Keşke yanılmış olsaydım. Pih, yazıklar olsun. Tuzlu mu olsun sevgilim yoksa sek mi? Neslihan'dan boşanmayacaksın demek öyle mi? Hem de bu kadar ucuna gelmişken. Ne istiyorsun ya sen? Allah'tan belanı mı? Karıma, çocuklarıma ve de onca sene emek harcadığım o imparatorluğu. Beni? 20 yıldır oyaladığın metresini? Sen de kalabilirsin. Ya bu seni bozmayacaksa benim için bir sakıncası yok. Git lan. Bir daha senin suratını bile görmek istemiyorum. Ailemden uzak duracaksın. Oğlunu kızımdan uzak tutacaksın. Sana gitmeden bir şey söyleyeceğim. Kaybedeceksin. Çünkü Neslihan ve Güven birbirine hala deli gibi aşık. Hiç şansın yok.
asla kazanamayacaksın. Ben her zaman kazanırım. Oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.